Haber Aktüel 2. bölümüyle devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hem Antalya'nın hem de çevredeki illerin nabzını tutmaya devam ediyoruz efendim. Canlı yayın bağlantısı olacağını söylemiştik. Şimdi karşımızda Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Ercengiz var. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Efendim, hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Malum koronavirüs artık ülkemizi de tehdit ediyor. Vaka sayıları, ölüm sayıları artıyor. Her geçen gün evde kal çağrılarında bulunuyoruz bizler de ekranlardan. Şu anda Burdur'da vatandaşlar evde kal çağrılarına uyuyorlar mı? Nasıl bir hava var Burdur'da? Hijyene önem gösteriyor mu vatandaşlar? Kişisel hijyenlerine, evlerine, sokaklarına sizler ne yapıyorsunuz? Dezenfekte çalışmaları, haberleri geliyor. İsterseniz sizlerden dinleyelim başkanım. Öncelikle tabii sağlık her şeyin başında geliyor. Herkese sağlıklı günler dilemek istiyorum. Burdur halkına da teşekkür etmek istiyorum. Koronavirüsü salgını ülkemize girdiği günden itibaren yaptığımız uyarılara, çağrılara, tüm yayınlanan genelgelere halkımızın büyük bir çoğunluğu riayet ediyor. Bu konuda gerçekten başarılıyız Burdur ili olarak. Tabii münferit bir takım sıkıntılar olmuyor değil ama genellikle Burdur halkımız, özellikle 65 yaş üzerinin henüz sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlama gelmeden önce başlattığımız çağrılara karşılık vermesi ve evinde kalmış olması bizleri son derece mutlu ediyor. Burdur bu anlamda iyi götürdüğünü düşünüyorum yurttaş tarafından bakıldığı zaman. Bir de işin yöneticiler tarafından bakılması gereken tarafına geldiğimizde bizler de İl Hıfzı Sıra Kurulu ve Pandemi Kurulu olarak önlemlerimizi hep bir adım öncesinde almaya gayret ediyoruz. İnisiyatif kullanarak yeri geldiğinde yurttaşın çoğunlukla vakit geçirdiği alanları, daha doğrusu kullanmak durumunda olduğu alanları hem dezenfeksiyon çalışmaları hem de seyreltme anlamında iyi çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Burdur Belediyesi olarak zaten biz ulusal pandemi henüz başlamadan bir hafta öncesinde kent merkezinde otogardan başlamak üzere kapalı duraklarımız, toplu taşıma araçlarımız, C plakalı servis araçları, T plakalı ticari taksiler başta olmak üzere birçok alanda dezenfeksiyon çalışmasını yapmıştık. Bugün 40 bin litrelere ulaştı kullandığımız dezenfektan. İnşallah bu süreci hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başkanım, biliyorsunuz büyük şehirlerde özellikle farklı denetimler hayata geçti. Antalya'da da şehirler arası ulaşımda kısıtlamalar getirildi. Burdur'da da böyle bir şey hayata geçecek mi, geçti mi? Böyle bir kısıtlamaya gerek var mı? Neler düşünüyorsunuz bu konuyla? Şöyle, zaten eşgüdümlü çalışıyoruz. Sonuçta yurttaşın şu anda şehirler arası seyahat etmesine yasal bir engel durum yok ama önceliğimiz yurttaşımızın sağlığı olduğu için şehir içi girişlerinde özellikle dışarıdan gelen yurttaşlarımızın 14 gün karantinaya riayet etmesini istiyoruz. Bunu bir tavsiye niteliğinde yurttaşımıza bildiriyoruz. Sayın Valimizle birlikte pandemi kurulundan aldığımız karar neticesinde ve o yurttaşların adreslerini, iletişim bilgilerini ve araç plakalarını da girişte kaydederek o vatandaşların en azından kendi güvenliği açısından takibinin yapılmasını sağlıyoruz. Çünkü sizce de malum, siz de defalarca bahsediyorsunuz. Salgını salgın yapan zaten virüsün bulaşma hızı. Hızı ne kadar yavaşlatırsak biz bu virüsten o kadar hızlı kurtulacağız. Bu işte virüsün hızını azaltmamız lazım. Hızını azaltmamızın en kolay yöntemi de teması azaltmak, şehirler arası seyahati azaltmak ve mümkün olduğu kadar da izole yaşantıyı yurttaşımızı bir süreliğine kabullenmesini sağlamak. İşimiz bu. Toplu taşıma kullanımı azaldı mı? Yahut toplu taşıma kullanan vatandaşlarla ilgili bir önlem çalışması var mı? Koltuk aralarını boşluk bırakmalarıyla ilgili ve servislerde, minibüslerde başkanım. Tabii ki. Genelgelere aynen riayet ediliyor. Şu anda üniversitemiz tatil olduğu için, bahar yarı yılda devam etmeyeceği için zaten büyük oranda toplu taşıma azalmıştı. 65 yaş üzerindeki kullanım kısıtlı olduğu için de bir azalma söz konusuydu. Şu anda Burdur'da toplu taşıma kullanım oranı %5'lere kadar geriledi. Yani %95'i şu anda toplu taşıma araçlarının kullanan yurttaşlarımızın %95'ini kullanmadığını biliyoruz. Bunlar da elimizdeki sayılarda mevcut özel halk otobüsleri
marifetiyle yürüttüğümüz bu hizmette. Dediğim gibi Burdur halkı kurallara gerçekten iyi riayet ediyor. Hemşerilerimizin bu konuda gösterdiği duyarlılık son derece önemli. Yani bu anlamda biz ne yaparsak yapalım, ne kadar önlem alırsak alalım, önemli olan yurttaşımızın, hemşerilerimizin bu kurallara riayet etmesi. Bu konuda da toplu taşımada da yurttaşımız bize destek oluyor. Başkanım, bir de tabii ki 65 yaş üstü ve kronik hastalarla ilgili bir uygulama vardı. Valiliklerce, kaymakamlıklarca, belediye koordinesinde vefa grupları çalışıyorlardı. Evet. Şu anda Burdur'un nüfusuna oranla 65 yaş üstü nüfusu hangi oranda, talepler geliyor mu, yoğunluk nasıl vefa grubunun çalışmaları? Şöyle söyleyeyim, Burdur sağlıklı yaşlanan bir şehir ve yaşlı nüfusu Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir şehir. Yurttaşımızın tabii küçük bir şehir olması hasebiyle kendi yakınlarının Burdur'da yaşaması biraz belki işimizi kolaylaştırıyor bu anlamda. Biz vefa grubu henüz faaliyete başlamadan önce de muhtarlarımız marifetiyle bu çalışmayı başlatmıştık. Ardından Sayın Valimizin önderliğinde vefa grubuna bir paydaş olduk. Takip ediyoruz. Çok yoğun bir talep olduğunu söyleyemem ama vatandaşımızın, yurttaşımızın 65 yaş üstü yurttaşımızın taleplerinin de büyük ölçüde karşılandığını, hemen hemen %100'ünün karşılandığını söyleyebilirim. Vatandaşımızın tabii evinden çıkmamasını eğer istiyorsak ve bunu yasaklamışsak devlet olarak da bunun önlemini almak durumundayız. Vefa grubu kolluk kuvvetlerimize, sağlık personelimize, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüzün personeliyle ve belediyeden verdiğimiz arkadaşlarla iyi bir şekilde bu hizmeti götürüyorlar. Ben bu konuda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum, görmüyorum. Ama tabii vatandaşımız zaman zaman geçmişten kalan alışkanlıklarıyla hem şehir dışında yaşayan hemşerilerimiz, annesinin babasının bize emanet edildiğini düşünerek bizleri arasa da bunları da karşılıksız bırakmıyoruz. Burdur Belediyesi olarak mutlaka onların taleplerini, yani hemen 112'ye yönlendirmek yerine çok çabuk çözülebilecek bir şeyse bürokratik bir durum oluşturmadan da arkadaşlarımız iyi niyetli bir şekilde bunları da çözmeye çalışıyorlar. Burdur bu anlamda iyi bir sınav verdiğini de düşünüyorum. Sayın Başkan, bir de malum özellikle hijyen için kullanılması gereken bazı tıbbi ürünler var. Maske, evet, eldiven, solüsyon, hatta işte kolonya, dezenfektan ürünleri. Bunların denetimiyle ilgili belediyelere bayağı bir iş düştü son dönemde. Evet. Özellikle fahiş fiyat uygulamaları ve kaçak ruhsatsız işletmelerle ilgili. Bu konuda ihbarlar geliyor mu? Denetimler nasıl gidiyor efendim? Denetimleri yapıyoruz. Ticaret Sicil Müdürlüğü de bu denetimlerin içerisinde zaten öncelikle bizden daha önce görev verilmiş kurum olarak onlar bunu başlattılar. Şöyle, faturasını ibraz edebilen ve kaynağını belli edebilen esnafa söyleyecek çok bir sözümüz yok. Yani bu fahiş fiyat aslında son nihai tüketiciye ulaştıran küçük esnaftan ziyade bunu fırsata çevirmeye çalışan belki toptancıların, belki de üreticilerin marifetiyle bu noktaya getirildi. Bu noktada da devletimiz gerekli önlemleri alıyor diye düşünüyorum. İlk başta fahiş fiyatla çıkan bu ürünlerinde şimdi kendi, yani olması gereken fiyatlara da geri geldiğini görüyorum, tahmin ediyorum. Arkadaşlarımızın yaptığı denetimlerde de çok böyle kayda değer, bunu fırsata çevirmiş küçük esnafımıza rastlamadık. Onu ifade edebilirim. Pazarlarda denetimler ne durumda başkanım? Özellikle tezgah aralarındaki sosyal mesafe, seç al ürün uygulaması, bunlarla ilgili, evet, çalışmalar var mı? Şöyle, biz aslında biraz da önden gittik bu konuda Burdur olarak. Geçtiğimiz hafta konfeksiyon ürünleri satan arkadaşlarımızın pazara gelmemesini rica etmiştik. Ki zaten ondan sonra genelgeyle o arkadaşlarımızın pazara gelmemesi sağlanıldı. Bu şekilde olunca halk pazarımızda zaten bir alan meydana getirdik. Mesafeleri uygulamaya başlamıştık. Bununla birlikte poşetli satışların, yani vatandaşın seçmeden alabileceği bir yöntem, zaten teması azaltmak asıl derdimiz. Bunu önermiştik. Satıcıların mutlaka eldiven ve maske kullanmasını istemiştik. Hem esnaf hem de üretici arkadaşlarımızın. Bu konuda da dün halk pazarında giriş çıkışları tek bir noktaya düşürmüştük. Çünkü kontrolsüz giriş çıkışlarında bizim açımızdan sıkıntı yaratacağını düşünerek kolluk kuvvetlerimizden de destek alarak hem girişte ateş ölçümü yaptık halk pazarı girişinde, hem de tek noktadan girişini
İçişleri Bakanlığımızdan gelen bilgilendirme broşürüyle vatandaşımızı bilgilendirerek halk pazarına sokmuştuk. Bugün de bir genelge yayınlandı pazarlarla ilgili. Hemen hemen öncesinde zaten biz bu uygulamayı başlatmaya çalışmıştık. Dün sadece şunu yaptık ekstra. Pazarda olan yurttaşımıza da kendi ürettiğimiz maskeleri bedelsiz dağıttık. Çünkü sonuçta illa hasta olanın kullanması gerekmiyor bunu. Ya da hastalık bulaştırma ihtimali biliyorsunuz en az 14 gün kuluçka süresi var COVID-19'un. Belki yurttaşımız sağlıklı olabilir, bağışıklık sistemi kuvvetli olabilir ama taşıyıcı olduğunun farkında olmayabilir diye bu maskeyi kullanmalarını kendilerinden rica ettik. Dün salı pazarımızda da yurttaşlarımıza maske dağıttık. Pazarlarımızda uygulamalarımız devam ediyor. Sadece pazarlar değil, özellikle fırınlardaki denetimlerimizi de arttırdık. Çünkü para alışverişinin ve birebir temasın en çok yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi fırınlar. Rica ettik fırıncı arkadaşlarımızdan. Para alışverişi yapanla tezgahta yurttaşa hizmeti veren arkadaşımızın birbirinden uzak kalmasını, mümkün mertebe sosyal mesafesini korumasını istedik. Bu anlamda da uygulamalarımızın iyi gittiğini düşünüyorum. Başkanım, tam maske konusuna gelmişken meslek kurslarında mı üretiyorsunuz maskeleri? Şu anda kapasitesini durumda yeterince ihtiyacı karşılıyor mu Burdur Belediyesi maske ihtiyacını? Şöyle, bizim bir gönüllüler atölyemiz vardı. Kadınlarımızın gelip orada biçki, dikiş, yakma veya ahşap işleri yaptığı bir atölyemiz vardı. Oradaki usta öğreticilerimiz bu işe destek verebileceğini söyledikten sonra ve engelliler atölyemizle birlikte biz bir çalışma başlattık. Sağ olsun kadınlarımız gönüllü bir şekilde herhangi bir ücret mukabilinde olmadan gelip burada ihtiyaç tabii ki bitmeyecek, yetmeyecek. Ama biz ihtiyacın bir kısmını da bu gönüllü ordumuzun ürettiği maskeleri yurttaşımıza dağıtarak karşılamayı planladık. Şu anda hedefimiz 40 bin. 40 bin maske üretmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımızın ürettiği maske sayısı bir 15 bin civarında şu anda. Zannediyorum bir 5-6 gün içerisinde ya da en geç 10 gün içerisinde bu maskenin tamamını üretmiş ve yurttaşımıza ulaştırmış oluruz. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Kolaylıklar ben diliyoruz bizlerde. Ben teşekkür ederim Akif Beyciğim. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun. Temastan kaçının diyorum. Çok teşekkürler efendim. İyi dilekleriniz ve önerileriniz için. Evet, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz canlı yayın konuğumuzdu. Burdur'daki çalışmalarla ilgili, önlem çalışmalarıyla ilgili bizlere bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz tekrar verdiği bilgiler için.